Bizi alamazsam öldürecek misin yani? Burada iki kurşun var. Biri sana, biri bana. Sen ölüyorsun diye geldim ben buraya. Şimdi sen beni mezara sokuyorsun. Bir kez daha terk ettin beni. Bir kez daha sattın. Sen bana sahip çıkamadın ama babamlar sahip çıkar bana. Terbiyesiz. Kaçarsan, buradan gidersen hepimizi öldürürler. Sakın bana dokunma. İnsan tanımadığı biriyle nasıl evlenir? Ne diyorsun sen? Başıma silah dayadım, evleniyorsun. Ondan sonra utanmadan karın olmamı bekliyorsun. Sen bunları bilmiyor muydun? Hayır. Artık o senin karın. Aşiretin senden bu gece gerdeğe girmeni bekler. Bu senin namusun. Ne demek istiyorsun? Seni Berden karşılığı gelin aldım. Eğer bu nikah kıyılmasaydı abinle kız kardeşim ölecekti. Bu topraklarda yasalar törelerdir. Ne biçim ağasın sen o zaman? Ağalar töre yazmaz. Sadece uygular. Artık benim karımsın. Hiçbir yere gidemezsin. Bırak kuşu kafesinden uçsun. Sen de onun yanından uç. Buram. Götür onu. Sus deyince susayım. Otur deyince oturayım. Siz beni ne zannediyorsunuz ya? Kukla mı? Asıl sen kendini ne zannediyorsun ha? Bunca yıl babası yoluna taş koydu. Oğlu da benim yoluma. Hep susacak mıyız ha? Hep onların dedikleri mi olacak? Dudağına ne oldu Sıla? Yok bir şey. Ana? Azat vurdu. Aziz! Siz de gidin. Yalnız bırakmayın ağayı. Abi! Kimse karıma dokunamaz, anladın mı? O artık benim karım. Benim namusum. Ona saygısızlık eden bana saygısızlık etmiş demektir. Bizim gelin tamamen gitmiş olmasın diye endişe ediyorum. Biliyorsun ki tura bozulur o zaman. Berdel bozulur. Evet abi. Damadın üçünün canını alınmasını buyurdu. Dönüş yok artık. Abimi aramak istiyorum. Cihaz abi. Ben ne diyorsam onu yap. Yaktın bizi Sıla. Ocağımızı söndürdün. Meşe ne oldu? Sıla'ya bir şey mi olmuş? Hemen Mardin'e gidiyoruz. Can peri perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sıla'ya giden döner de bir gün.
Hayırdır yenge? Nereye? Bırak kolumu, bırak. Tamam canım, kızma. Bıraktım. Hayır, ne yapıyorsun burada? Bir sorun falan mı var? Elimden gelen bir şey varsa yardım edeyim. Kimseden hiçbir şey istemiyorum. Tek istediğim buralardan gitmek. Niye? Sana kötü davranan birileri mi var yoksa? Hayır. Hayır. Buralarda yaşayamam ben. Beni zorla evlendirdiniz. Ailemin bundan haberi bile yok. Beni çok merak etmişlerdir. Tamam. Madem öyle, ben sana yardım ederim. Hadi bin araba. Bin. Bir hal çaresi bulacağız hadi. Havaalanına gidiyoruz değil mi? Vallahi bu durumlardan hiç haberimiz yoktu bizim. Şimdi çok üzüldüm. Ama sen canını artık sıkma. Bakacağız çaresine. Madem acil gitmen gerekiyor, seni burada zorla tutacak değiliz ya. Sağ ol. Güle güle ağam. Orhan. Etrafa bakındım ama yok. Bulamadım. Nereye gider abay bu kız? Cebinde parası da yok. Bulacağız bunu, merak etme. Bulacağız. Seni ilk gördüğümde tabii gelin olduğunu bilmiyordum. İşte dedim, aradığın kız bu dedim. Hele öyle kalkıp oynayınca filan hepimizin başını döndürdü. Nereye geldik? İstirmeden gidiyoruz. Giderek eve yaklaşmıyor muyuz? Doğru gidiyoruz. Nereye geldik? Bana yalan söyledin. Rahat dur, rahat dur. Yürü! Pek sertmişsin. Ama ben Baran'a değil. Benden kaçamazsın. Yürü şimdi. Yabancısınız. Hepiniz yabancısınız. Sen kaçmakla ölüm fermanını imzaladın. Sıla. Aramadığımız delik kalmadı ha. Yok, yok, yok. Aramaya devam edin. Mardin'den çıkmadan bulunması gerekir. Sen üzülme Firuze. Gelin hanımı buldum. Neredesin gelin? İstanbul'a kaçabilmek için yolda gelen geçen arabadan medet umuyordu. Allah bilir ben bulmasam kaçacaktı. Ne yapalım ağam? Hemen infaz emrini verelim mi? Bunu da alın, diğerlerini de. Bak evine götürün. Boran gelene kadar beklesinler. Baş üstüne ağam. Merak etme Narinim. İyi olacak her şey. İyi olacak. Sen yeter ki yanımda ol. Ben ölmeye de razıyım. Sıla bulundu mu Dilaver abi? Kalkın hadi gidiyoruz. Emre oğlum, bizi nereye götürüyorsunuz? Vay evine. Hadi acele edin. Abim geldi. Abin gelmedi. Artık medet ummayın ondan.
sizi kurtaramaz. Hadi çıkın. Harini? Öldürecekler bizi. Yazgımız da varsa zaten kaçamayız. Hadi dedim size. Çevirecek kadar kötü ne yaptın baba? Biz Azat'la sevdamızın peşinden gittik. Namusumuzu halel getirecek hiçbir şey yapmadık. Şimdi sevmenin sonu ölüm. Madem bu kadar kararlısınız bizi öldürmeye. Sevdamızın bitmeyeceğini bilin isterim. Unutmayın. Hükmünüz bedenimizedir. Yürü diyorum sana. Hadi arabaya bindirin. Hadi yürü. Yürü diyorum sana. Yürü yürü hadi. Hadi. Tükenmektesin Baran ağa, tükeneceksin. Sen benim elimden sevdiğimi aldın, ben de senden karını alacağım. Efendim Şivankaya. Ağam, kız bulundu. Bulundu mu? Nerede şu anda? Cihan bulmuş ağam. Eve getirdi. Allah kahretsin. Ara bakalım. Gelsin de görelim abi. Ağam, Azat'la Narin'i de aldılar. Bak evine götürüyorlar. Hemen o tarafa geçsen iyi olur. Bu Cihan fırsatı buldu bir kere. Bırakmaz. Yetişmezsen hepsini öldürecek. Sen peşlerinden git. Nedir Burhan? Sıla'yı Cihan bulmuş. Kahretsin. Çabuk ol, çabuk! Emri değil bu, kulları
Neler oluyor burada? Sen Safa peşindeyken biz iz peşindeydik Boran. Ne saçmalıyorsun sen Cihan? Nasıl benim karıma silah çekersin? Töreyi bozdu. Şehirden kaçarken ben yakaladım. Yine kaçmaya yeltendi. İzin mi verseydin? Kimse benim karıma silah çekemez. Oldu. Hepimizin namusunu sokağa düşürsün. Ben söyledim. Ben senin kadar geniş olamam Boran'a. Sen kimsin ki böyle hüküm veriyorsun? Aşiretimin namusunu ben korurum. Sana acet yok. Azat'ı hastaneye götürün. Bunu yapamazsın Boran. Yeter töreyi çiğnedin. Haddini bil de konuş Cihan. Çok ileri gidiyorsun. Merak etme. Dua et yeter. İyileşecek. Hadi çocuk. Sıla, sen benimle gel. Abay, sen narinlerle git. Sen merak etme bunu. Sıla, hadi bin arabaya. Ulan ben ondan kaç yaş büyüğüm? Bana nasıl el kaldırır ha? Öldüreceğim onu. Bittin sen Boran. Bittin. İyi misin? Sen iyi değilsin. İyi misin? Hadi gel. Yüzünü yıka. Bana yaslan. Hadi. Otur. İyi misin? Teşekkür ederim. Burası ilk karşılaştığımız çeşme değil mi? Evet. Neyse, artık iyiyim. Gidebiliriz. Nereye beyler? Yahu nereye dedim ha? Çocuklarımın canı ortada. Oturup ölüm haberlerini bekleyecek değilim. Yahu bir başına ne yapacaksın sen kadın halinle beyler? Allah için geç içeri yahu. Ben anayım Celil. Onları ben taşıdım karnımda. Onlara ben can verdim. Şimdi elin oğlu ölüm fermanı imzalamış diye bekleyecek değilim. İcap ederse kendi canımı veririm. Yine de alırım çocuklarımı. Yok beyler. Yok geç diyorum ha. Çekil Celil. Niye durduk?
Sana soruyorum, niye durdun? Pişman mı oldun beni kurtardığına? Dönüp onlara mı vereceksin tekrar? Tam yumuşuyorsun. İnsan zannediyorum. Sonra bir anda tekrar hayvanlaşıyorsun. Söz veriyorum, bulacağız kızımızı. Bulacağız ve eve götüreceğiz. Ya ne olur kendini hırpalama artık. Ya ben sana ne zaman söz verdim de sözümde durmadım ha? Elimde değil Erkan. Hala anlamış değilim. Nereye gitti bu kız? Ya nereye gittiyse gitti. Bulacağız işte. Ya ben Türkiye'nin ekonomisine yön veren adamlardan biriyim. Gerekirse Türkiye'yi ayağa kaldırır yine de bulurum kızımızı. Eğer Sıla'ya bir şey olmuşsa... Yaşayamam ben Erkan. Yaşayamam. Ağam. Ağam. Sen büyüksen. Büyüklüğün yanında affetmek vardır. Affedecek şey var. Affedilmeyecek şey var beder kadın. Sınav törelerine biz hiç yapar mıydık? Abisinin görümcesini canına kıyırsın ister miydi? Ağam, cahilleri affetmek dinimizde de vardır. İlle istediğiniz kalsa, aha benim canımı alın. Onlara dokunmayın ağam. Sözümden dönecek değil. İş işten geçti artık. Hele kendi kızım için hüküm vermişken. Yapma ağam. Kıyma bebelerimize. Senin de yüreğin yanar bilirim. Hadi evine git kadın. Duymadın mı? Aha yok diyor. Gör olsun bu töreler. Yetti artık canımızdan can kopar diye. Ağam buna sen müdür de. Sen büyük bir ağasın. Sen nasıl ağana karşı çıkıyorsun kadın? Nerede senin erkeğin? Kevser. Yapma ağam. Beder. Ağam yapma. Gel Beder kadın gel. Hadi gel gel. Gel, sakin ol, sakin. Gel, sakin. Otur şöyle, otur. Dur, sana su vereyim biraz. Al, iç, iyi gelir. Hadi iç, iç. En çok bizim sakin olmamız gerek. Hakkımızda yazılana itaat etmemiz gerek. Nasıl adam abdasın? Benim de içim yanar. Ama töre yürümezse başımız yerde kalır. Bilmez misin? İnsan içine çıkamaz oluruz. Hanım ağam. Beni zat evlatlarımın acısı yakar. Susup buna razı gelemem. Benim de içimde çağlayan var. Ama benim senin gibi isyan etmeye bile hakkım yok Bedar kadın. Baba. Boran. Sen bana böyle mi gittin? Evet. Gelini neden getirdin oğlum? Sen töre nedir bilmez misin? Amca. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz ha? Nasıl benden habersiz karar alırsınız? Benim sözümün değeri kalmadı mı bu aşirette? O nasıl söz oğlum? Sakin ol hele. Bana sakin ol deme baba. Birbirinizi galeyana getirip silah çekiyorsunuz. Azat vuruldu. Ölebilir. Hem de bir iç uğruna. Aşiret gücünü töreden alır. Hiçbir kan nedensiz akmaz. Ama bu nedensiz baba. Bilip bilmeden ortalığı dağıttınız. Sıla kaçmadı. Şehri gezdirmesi için ben çağırttırdım onu. Saatlerce bekledim ama gelmedi. Meğerse burada yargısız infaz yapılıyormuş. Benim karımın ne yaptığına bana sormadan nasıl karışırsınız? Hem de bir yalan üzerine. Kimsenin yalan konuştuğu yok Burhan ağa. Can onu yolda buldu getirdi. Basbayağı kaçıyormuş.
Ulan bunun arabasından medet umuyormuş. Yolda buldu getirdi. Amca, sen bana genç oların ağasına yalancı mı diyorsun? Burhan ağa, sana kimse yalan konuşuyorsun demiyor. Dediğim gibi Cihan onu yolda arabalara el kaldırırken görünce... Cihan çok ileri gidiyor amca. Yarattığı sıkıntı hafife alınacak gibi değil. Hem İstanbul'daki işleri de aksatmaya başlamış. Bir an önce dönse iyi olacak. Daha doğru olur. Can. Baba. O kadar insanın içinde babanın yüzünü yere baktırdın. Hiç mi utanmadın yalan konuşurken? Kız Burhan'la buluşmaya gidiyormuş. Ne buluşması baba? Kız resmen kaçarken yakaladı. Hem Boran'la buluşacak olsa bana demez miydi? Sıla onu havaalanına götürmemi istedi. Onu bunu bilmem canım. Ben sana inandım. Abime de Boran'a da rezil rüsva oldum. Baba. Ne var? Saygısızlık olarak almam abim bir dinle. Baba. Yemin ederim yalanım yok. Hem niyeyse hiç kimse bana inanmıyor. Herkes Boran'ın peşine düşmüş. Ağzından ne çıkarsa Allah kelamı. Ama göreceksin. En yakın zamanda yalanını ortaya çıkaracak. Gerekmez. El alacala İstanbul'a gidiyorsun. Ortalığı yeterince karıştırdın zaten. Bu dümeni meydana çıkarmadan hiçbir yere gitmem. Konuşma. İtiraz istemem. Yarın doğru İstanbul'a gidiyorsun. Demek oğlumun sözünün yerine yeğeninkine itibar edildi. El alem aşiretin itibariyle oynasın, suçlu Cihan olsun. Neden bunu yaptın? Neden benim için yalan söyledin? Senin için değil. Azat'la Nari'nin yaşaması için yalan söyledim. Bu evlilikteki gibi. Şu an buradayım. Ama durduramayacaksın beni. Bugün olmazsa yarın kaçacağım. 10 yıl sonra olsa da kaçacağım. Bu evde seninle kalmayacağım. Ne zaman ki bu evden kaçarsın... Bütün aşiret peşine takılır. Seni de, Azad'ı da, Nari'ni de öldürürler. O zaman bu ölümü durduramam. Neden peki? Neden onların hayatları bana bağlı? Neden? Töre böyle. Nasıl bu kadar sakin bahsedebiliyorsun ölümden? Sana daha önce de söyledim. Hepimizin canı töreye bağlı. Bundan dönüş yok. O zaman öldür beni. Şimdi öldür. Bitsin bu işkence. Bu çözüm değil. Sen ölsen de Berdel bitmez. Celil'in soyundan başka bir kızı getirirler buraya. Dilan mı? (Gülüyor)
Bu ne mantıksızlık ya? Bunlar ne biçim töreler? İnsan hayatının hiç mi kıymeti yok? Böyle yaşanmaz ki. Yüzyıllardır böyle yaşadık biz. Bugün için mi verdin bu bedeni? Bu vicdan mı, insanlık mı, töre mi? Ölmem mi, beni taşlara vurdun? Tabuta kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Aynı tabut. Nasıl olur? Öleceğim. Telaşlanmanıza gerek yok. Hastanızın durumu gayet iyi. Oy Allah'ım, sana şükürler olsun. Kurşun iç organlarına fazla zarar vermemiş. Birkaç gün biraz sıkıntı çekebilir. Hasta genç, bünyesi güçlü. Kısa sürede toparlayacaktır. İsterseniz hastanızı görebilirsiniz. Ama sadece bir kişi. Sağ olun doktor. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gözün aydın güzel kızım. Feda, oğlanın yanına kim girecek? Anam tabii. Kurban olurum ben sana. Onca sıkıntıya katlandınız. Sen gir ki azadımın gönlü hoş olsun. Ama ana. Sen gireceksen tabii güzel kızım. Evlilik demek birbirine bakmak demek. Azadımın bundan sonra anasından önce avradı gelir. E haydi. Kurban olayım anam, sağ ol. Nerede? Azadım. Sevda. Neyse. İyi ya, iyi ya. Canın acıyor. İyiyim dedim ya, merak etme. İlaç veriyorlar zaten, hiçbir şey hissetmiyorum. Allah o canın belasını vere inşallah. Sana bir şey olsa ne yapardım ben? Sen o tatlı canını üzme kadınım. Bunları düşünme artık, boş ver. İşte gitti hepsi. Allah'a şükürler olsun İyis. Yoksa yıkardım bu köy başlarına. Kurban olurum ben sana. Azad'ın durumu iyiymiş. Yarın hastaneden de çıkartıyorlar. İyi. O kadarla kurtulduğumuza şükür. Peki sen ne yaptın Keko? Evdeki durumları hallettin. Yalan söyledim abay. Bu kızın ettiği işleri iyice karıştırdı. Onu götüreceksin buradan değil mi? Nasıl götüreyim? Ona hiç güvenim kalmadı. Daha burada zapt edemezken bilmediğim yerlerde nasıl zapt ederim? Çok sağ ol. Bana çok destek oldun. Tabii ki olacağım. Hele bir işler yoluna girsin yeter. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen bu gelin kıza giyecek bir şey almıyor musun? Aldım ağam ama giymiyor. Ne demek? Sen koca aşirete buyruk veren bir ağa kadınsın. Ona mı söz geçiremiyorsun? Ne yapayım ağam? Kırılmasın diye. Kırılmak mırılmak yok. El aleme kapaz etmeyin bizi. Ağam, sana bir mırra yaptırayım mı? Yok. Uykumu kaçırır. Yatalım yavaş yavaş. Sen bilin. Azat nasılmış? Kurşunu çıkarmışlar mı? Çıkarmışlar baba. İyi, iyi, iyi. Hadi, biz yatalım. Peki ağam. İyi geceler. Size de baba. Abi iyi diyecektim. Yarın eve çıkacakmış. İstersen gidip görürsün. Hadi biz de gidip yatalım artık. Sana iyi geceler. Allah'ım bana yardım et.
biri uzansın. Başı dumanım çare tutmayanı Sıla'ya gider döner ve biri başı dumanım çare tutmayanı Sıla'ya gider döner. Hadi kalk artık. Geç oldu. Ben burada iyiyim. Gelmeyeceğim. Bir kere de dik başlılık etme. Gelmek istemiyorum. Ne o? Gece vakti bahçede tek başına oturanları da mı öldürüyorsunuz? Töreleriniz öyle mi söylüyor? Ne diyorsun sen Sıla? Bırak hadi kolumu. Üşüyeceksin. Sana ne üşümemden? Bırak kolumu. Sıla. Bırak kolumu. Avazın çıktığı kadar bağır. Bağırma. Bırak kolumu. Bağırma dedim. Bağırma. Bırak. Bağırma. Bağırma. Dur. Bağırma. Dur, sus. Bağırma. Sus artık. Sus. Zaten zor inandırdım bugün onları. Şansını fazla zorlama. Durumun hassasiyetinin farkında değil misin? Senin yaşadığın yerde her şey farklı olabilir. Ama bu evde benim kurallarıma uyacaksın. Ailem, aşiretim bizi karı koca biliyor. Bu oyunu oynayacağız. Başka yolu yok. Bunu asla yapmayacağım. Yapamazsak kan dökülür. Başka şansımız yok. Beni daha fazla zora sokma. Şimdi odaya gel. Sıla. Hadi ama. Bu küpe benim değil mi? Nereden buldun? Sana soruyorum. Nereden buldun? Senin değildi herhalde. Bilmem, hatırlamıyorum. Bunlar da mı töre kurbanı? Bunlar senin mi? Hı hı. Sıkılmıyor musun bunlarla uğraşmaktan? Ayna insana kendi suretini gösterir. Kimi zaman güzel, kimi zaman çirkin bulursun kendini. Sana apaçık doğruyu gösterirken kaçışın yoktur. Ama ruhu da yoktur aynı. Yol gösteremez. Benim aynam da bunlar işte. Her baktığında beni bana hatırlatırlar.
bana yol gösterirler. Doğdukları yuvayı unutmazlar ve ikinci bir eşle çiftleşmezler. Güzelliklerine bakıp aldanma. Yeri geldiğinde yuvaları için canlarını verirler. Sevmeyi de yas tutmayı da iyi bilirler. Ve asla ihanet etmezler. Üşümedim diye istemiyorum. İnat edecek zaman değil şimdi. Hasta olacaksın. Bizim törelerimizde yardımlaşmak kötü bir şey değildir Sıla. Üzerimi değiştireceğim. Kusura bakma. Haklısın. Sana bu oyunu sürdüreceğimizi söylemiştim. Aşiret bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu sanmalı. Seneye bir de erkek çocuk evlat ediniriz istersen. Onu daha düşünmedim. Ama zorda kalırsak bakarım. Emin ol ki burada o kadar uzun kalmayacağım. Allah rahatlık versin. Başka şeylerden bahsetsek. Bebelerden mesela. Ha? De hadi. Hazırsanız gidelim. Hazırız ana. Ayaklarınız ne Azat? Daha iyi görünüyorsun. İşte. Yavaş yavaş. Dün gece düğün kurulmamış Azat.
Araştırdık ama bu kurşun nereden geldiğini bir türlü bulamadık. İfadene ekleyeceğin yeni bir şey var mı? Vallahi memur bey, ufak bir eğlenceydi herhalde. Kalabalıkta birden ben de anlamadım. Sağ tarafımda bir sıcaklık hissettim. Gerisini zaten siz biliyorsunuz. Bak Azat, bir şeyler gizliyorsan polisi yanıltmanın suç olduğunu unutma. Vallahi memur bey, ben ne olduysa anlattım. Başka da diyecek bir şeyim yoktur. Peki Azat. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Babam yok mu? Babanın tansiyonu yükselmiştir. İstirahat ediyor. Ayşe. Buyur ağam. Kahvaltılık bir şeyler hazırla. Gelin ağana götür. Başüstüne ağam. Ne münasebet. Gelin hanım tenezzül edip sofraya gelmeyecek, ayağına hizmet mi edeceğiz? Sofranın düzeni bozulmayacak. Ağanın sofrasına burun kıvırmak ne demek? Bırakın aç kalsın. Bu sefer yiyecek. Ayşe hazırla götür sen hadi. Kimseyi zorla masamıza oturtacak değiliz. Gönlü olan gelir yer. Gel. İçerilerde sıkılmayasak diye sana buraya yatak hazırladım. Eyvallah anam. Yavaş yavaş. Arkana bir yastık daha koy. Yok iyi. İnşallah Sıla'ma da zulüm etmiyorlardır. Ana, şu Sıla mevzusunu açmasak? Dün bacın için kurşunların önüne attın kendini ama. O öyle anlık bir şeydi. Hele bir daha kaçsın bakayım. Şerefim hakkı için kendi ellerimle geberteceğim. Senin canın için 50 bacımı feda ederim ben. O ne biçim konuşma öyle? Onda ne kadar sıkıntı çektiğini aklında tut. İstanbullardan gelip buralara... Terlemişsin. Su getireyim. Gelin ağam, tepsiyi alayım mı? Hepsini yemişsin. Doymadıysan daha getireyim mi? İstemez. Aa demişti. Bugün hepsini yiyecek demişti. O nereden biliyormuş? Bilir aa o. Bir de sana kahve yapayım mı gelin ağam? Buraların kahvesi pek güzel olur. İçmeye doyamazsın. İstemez. Peki. Bildim vallahi. Hepsini yemiş. Reçelin dibini bile getirmiş. Oğlum, gel hele yanıma. Ne oldu ana? Gel hele dedim. Ana ne oldu? Onu sen diyeceksin artık. Ne diyecekmişim? Bu ne? Dün bir şeylerle uğraşırken kestim. Yalan söylüyorsun. Herkesi kandırabilirsin Boran ama beni kandıramazsın. Ben senin ananım. Senin ne zaman yalan söyleyip söylemeyeceğini çok iyi bilirim. Çarşaftaki kan senin kanındı değil mi? Aşiretimiz senden yakında erkek evlat bekleyecek. O zaman insan içine nasıl çıkacaksın? Yezdan'ın da çocuğu olmadı. Bunun için seni kusurlu sanacaklar. Bunu bana, ailemize, aşiretimize nasıl yaparsın? Ana. Sabret, alışacak. Karının keyfini bekleyemeyiz Boran. Onu sen adam etmeyi bilmiyorsan ben ederim. Ah.
Ayşe. Çabuk gel benimle. Hanımam, börek için hamur yapıyorum. Bitsin geleyim. Hemen dedim. Bir elimi yıkayayım. Hemen dedim Ayşe. Peki. Sen diyorsun ama halimi hiç görmüyorsun. Sıla. Kapıyı çalmadınız. Çıkar üstündekileri. Anlamadım. Üstündekileri çıkar dedim. Niye? Geldim hanıma. Gelin hanımın eşyalarını topla. Niye? Bir yere mi gidiyor? Kapa çeneni dediğimi yap. Ne yapacaksınız eşyalarımı? Atılacak. Ne münasebet. Bundan sonra benim aldıklarımı giyeceksin. Ben gelinimi ortalıkta böyle yarı çıplak dolaştırmam. Bırak Ayşe. Al Ayşe. Bırak Ayşe. Kusura bakma gelin hanım. Çıplak dolaşacağımı bilirim. Yine de onları giymem. Sen artık çok oldun. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Can peri perişan, eş dost uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Buyur ağam, gazetelerimiz. Sana hoş geldin. Müsaadenizle ağam. Ayşe. Buyur ağam. Ne oldu? Hanım ağam gelin ağamın elbiselerini at dedi. Öyle mi? Ağam sana bir şey diyeceğim. Ama hanım ağam dediğimi deme. Demem, söyle. Bir yukarı çıksan hanım ağam gelin ağama çok kızdı. Gelin ağam ağlıyor. Bunun için bir şey yapamam Sıla. Burada yaşamanın kuralları var. Sen ayak direttikçe annemlerin gözüne batıyorsun. Zaten halin tavrın buralara uygun değil. Annemle seni buraya uydurmaya çalışıyor işte. Haklısın. Buraya ait değilim. Burada yaşamak istemiyorum. Bunun için hiçbir şey yapamam Sıla. Eğer burada kalmamı istiyorsan annene söyle. Hayatıma ve giydiklerime karışmasın. Ve bana bir daha el kaldırmasın. O senin de annen. Eğer onu kızdırmazsan, baş kaldırmazsan sana tokat atmaz. Bağrına basar. Git buradan! Git! Anam nerede Şivan Kaya? Mutfakta ağa. Anamsın. Başımın tacısın. Ama bunu yapma. Bu kadar ileri gitme. Kimi kime savunuyorsun Boran? O benim karım ana. Karın mı? Oğlumun karısı. Gelinim diye sahiplenmemi istiyorsan bana onun kanlı çarşafını getir. Karım diyorsam karımdır ana. Gezda'ya yaptığını Sıla'ya yapmana izin vermeyeceğim. Eğer bu tip bir olay bir daha başıma gelirse seninle fena bozuşacağız. Biz seninle çoktan bozuştuk oğul. Sen gene de Sıla'yla bir konuş, diken üstünde oturtmasın bizi. Öyle kaçıp kaçıp gidemeyeceğini bilsin artık. Ne
Ev burası mı? Evet. Kapıya bakın. Annemler evde mi kızım? Bismillah. Bedar. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş bulduk. Bedar Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun aşağı geçelim. Senden kahve istedi. Hala gelinin elinden bir kahve içemedim diyor. Ben kahve yapmasını bilmem. Babanın isteğini geri çevirecek değilsin ya. Ayşe öğretir sana. Hadi Sıla. Sıla. Sıla nerede? Sıla gitti. Haberiniz yok mu? Nasıl? Nereye gitti? Beklemeyeceğim. Sıkıldım dedi gitti. Aa! Erkan Bey gelecek. Bekle dedik. Seni götürecek dedik. Bizi dinlemedi. Bir kocaman da kız. Bir şey söylemek de olmaz. Gitti. Hoş gelmişsiniz. Evet. Sıla dinlemedi. Annem de kal diye yalvardı oysa o kadar. Nasıl gitti? Burada kalsın ona göz kulak olasınız diye bırakmadım mı ben onu? Şimdi gitti diyorsunuz. E vallahi gitti. Kimi kandırıyorsun sen Celil Efendi? Ne kandırması Erkan Bey? Ayıp olmuyor mu? Neyin peşindesiniz bir anlayabilsem? Neyin peşinde olacağız? Yani teessüf ederim Erkan Bey. Yıllarca kızı için para alan babadan her şeyi beklerim ben. Bana gerçeği söyleyin. Parayı ben aldım, sen de verdin. Hangimiz suçlu Erkan Bey? Hem suçlusunuz hem yalancı. Söyleyin bana, gerçeği söyleyin. Tamam. Oyun oynamayı bırakın. Sakin ol biraz Erkan Bey. Sana yalan borcumuz mu vardır? Gitti diyorsak gitti. Nasıl yetiştirdiyseniz kızınızı aldı başını. Ne demek o? Ha? Ne demek o? Sıla bir yere gidecek olsa bana haber verir. Benim kızım hayatta yapmaz öyle bir şey. Bir kere bile aramadı beni. Bir kere bile aramadı. Cep telefonunu arıyorum, ulaşamıyorum. Neyle gitti peki? Uçakla. Ne zaman? İki gün oldu, değil mi? Niye bize haber vermediniz? Ya fırsatımız olmadı. Düğünün ertesi sabahydı herhalde baba. Kızım ayran dök, ne bekliyorsun? Açlar mı, yemek yiyecekler mi? Hayır hayır, istemez. Hadi kalk. Kalk gidelim. Ya böyle olmadı ama, o kadar yoldan geldiniz. Bir şey yemeden gidilir mi Erkan Bey? Yani Sıla'nın nerede olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Ya Neşe Hanım, bilgimiz olsa söylemez miyiz? Biz de merak ediyoruz. Hadi Neşe, hadi, hadi gidelim. Erkan Bey, ne olursunuz bir haber alırsanız bize de bildirin. Vallahi çok merak ediyoruz. Vallahi böyle hiç olmadı yani ha. Yemek yemedikten sonra... Bir kistim. Değil mi? Ne kistim? Öyle hiç olmadı ama... Erkan bir şeyler yap. Böyle elimizi kolumuzu sallayarak geri mi döneceğiz yani? Yalan söylüyorlar ama neden? Çok tuhaf değil mi? Hep bir şeyler bekledim. Sonunda bir şeyler çıkacak. Sonunda kabullenip bir şeyler isteyecekler sandım ama. Fidye gibi mi? Kim bilir belki de. Ama yok, hayır hayır, hep gitti diyorlar. Gitti. Başka bir şey demiyorlar zaten. Belki de teke tek görüşmeyi beklemişlerdir. Hiç sanmam. Eğer bir şey isteyecek olsalar da mutlaka belli ederlerdi. Sıla. Kızım neredesin? Neşe. Ne olur, ne olur kendine gel bir tane. Korkarım. Kızımızı bulamayacağız diye korkuyorum. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Sakin ol bir tanem. Bulacağız. Sıla'yı bulacağız. İnan bana. Bence polise gidelim. Belki bir şeyler çıkar. En azından kayıp haberi veririz. Haklısın. Hadi, hadi bir tanem gel. Binelim.
Ne yapacağız baba? Haber versek mi? Ya vallahi haber versek bir türlü, vermesek bir türlü. Canı isteyince adam ellemeyin, bu benim karım, ağanın karısı diyor. Sonra da karısıyla ilgilenmiyor, olan bize oluyor. Bunlar İstanbul'a geri döner, her şey de kapanır gider ha baba. Doğru söylüyorsun ama yarın bu iş açığa çıkarsa asıl derdi başımıza o zaman alırız. En iyisi gidip haber vermek. Saklamak olmaz. Oh, bal köpüklü oldu vallahi. Buyur gelin al. Bana değil, onlara. Tamam da sen götürmeyecek misin? Hayır. Vallahi anlarlar benim yaptığım, gelin al. Seni götürmen lazım. Of, yeter artık. Buyur gelin. Buraya bırak Sıla. Babam gelecek az sonra. Müsait misiniz ağam? Müsaitiz Celil. Gel. Kızım bizi 2 dakika yalnız bıraksan. Hayırdır Celil? Ne oldu? Ağam biliyorsun şimdi kız bizim kızımız. Ama bunların ailesi bir dik başlı. Hani Sıla onların yanında büyüdü ya. Sanki kızın tapusunu verdik. E tabi evlendirirken de haber vermedik. Haber vermemiz de gerekmiyor değil mi ağam? Şimdi de gelmiş hesap soruyorlar ağam bizden. Hani demem o ki buraya da gelip canınızı sıkarlar diye haber verin dedim ağam. Siz acaba Boran Ağa'nın evlendiği kızdan mı bahsediyorsunuz? Ya hiç sanmıyorum. Biz Boran Bey'i tanımayız ki. Berdal karşılığında kız aldı. Bu bizim Azat, Celil'in oğlu. Evet. Azat Boran'ın kardeşini kaçırınca karşılığında İstanbul'dan kız getirip gelin verdiler. İstanbul'dan mı? Evet. Nasıl olur? Bunu nasıl yaparlar? Vallahi 2 gün önce düğün derneği kuruldu. Bayağı düğün falan yaptılar. Ha, demek her şey bunun içindi. Düğüne götürüyoruz diye Sıla'yı zorla evlendirdiler. Nerede bu Boran Bey'in evi? Hemen burada, yakında. Arkadaşlara söylerim, götürürler sizi. Hemen gidiyoruz. Ya sokaktan mı buldular Sıla'yı? Çok teşekkür ederiz Memur Bey. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Bu nasıl anne baba ya? Bunu Sıla'ya nasıl yaparlar? Umarım resmi nikah kıymamışlardır. Yoksa işler daha da karışır. Oralı tanıdığım bir sürü milletvekili bakan var. Hepsi de saygın insanlardır. Gerekirse onlarla konuşurum. Umarım bize yardımcı olurlar. Ama önce gidip Sıla'yı bulalım. Meşe'yi de fazla bekletmeyelim hadi. Müsait misin? Girebilirsin. Şey diyecektim. Şimdi çay yapmamı mı isteyeceksin? Gözün aydın diyecektim. Ne? Annenle baban gelmiş. Nasıl yani? İstanbul'dan gelmişler. Celil'delermiş. Sen ciddi misin? Evet. Adam yolladım bulsunlar diye. Onları iyi ağırlamamız gerekiyor. Yaşasın. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Şükürler olsun sana, şükürler olsun. Yaşasın Allah'ım, annemle babam burada. Şükürler olsun sana, kurtuldum, 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 kurtuldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canın sıkkınlığını alacak bomba gibi bir haberim var. Ne o, Boran Ağa mı ölmüş? Yok, o kadar olmasa da ona yakın. Etrafı araştırdım. Boran bütün gün Mardin'de Sıla'yı aramış. Kimden öğrendin? Orasını karıştırma. Sağlam şahitlerimiz var. Ayrıca herkes görmüş. Boran millete Sıla'yı tarif ederek arıyormuş. Vay Boran ha. Boran. Yalancının mumu yatsıya. Aferin lan Dilaver. Helal olsun.
Görelim bakalım Boran. Hilmi Yaman Bey. Ben de sana bakıyordum ağam. Misafirlerin geldi. Tamam Ayşe. Hoş geldiniz. Sıla nerede? Buyurun. Yukarı çıkalım. Hemen Sıla'yı görmek istiyoruz. Önce biraz soluklanın. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Kızınızı göreceksiniz. Kızım nasıl, iyi mi? Merak etmeyin. Gayet iyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Gelin ağam. İstanbul'dan diğer annenler geldi. Geldiler mi? Ya, bahçedeler. Baranay'la konuşuyorlar. Nereye gelin ağam? Aşağı. Olmaz. Nedenmiş o? Hanım ağa odasından çıkmasın. Bir çağınca gelsin dedi. Yeter ama artık ha. Sizin haberinizin olmadığını bilmiyordum. Celil bugün söyledi. Bin bir yalan dolanla buralara kadar getirdi bizi. Yoksa böyle bir şeye evet dememiz mümkün. Sıla daha çocuk. Okula gidecek. Yurt dışında eğitim görecek. Tamam, sizin haberiniz yokmuş. Ana baba olarak bu işinizi yapmış. Ama Sıla artık Bora'nın karısıdır. Bu ev onun evidir. Onun yeri kocasının yanıdır. O olmadan hiçbir yere gidemez. Kızım! Yavrum! Yavrum! Yavrum benim yavrum! Canım yavrum! Hadi çok iyiyim sana. Çok özledim. Hadi dinliyorum bebeğim. Canım bebeğim benim. Bak yüzünden. Çok zayıflamışsın. Sıla. Baba. Kızım be. Çok özür dilerim senden yavrucuğum. Seni buralarda bırakmamalıydım. Gitmemeliydim. Ama görüyorsun artık buradayız. Her şey bitti. Değil mi? Olacağını bilemezdim ki. Canım. Emre. Ne zaman geldiniz? Bu sabah. 1-2 saat oluyor. Neler gelmiş başına ama hepsi geçti artık. Hadi hazırlan bir tane. Bütün bunları yolda konuşuruz. Hadi. Ben de sana yardım edeyim. Hadi gel. Hadi. Sıla. Ne var? Hadi yavrum. Hazırlansana. Hazırlan da bir an önce gidelim buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Burada kalıyorum. Ne? Ne oldu? Ne dediler? Aga dedi, sen git biz hallederiz. Dilan su getir kızım. Ya niye kalmadın? Kalaydın da neler olduğunu öğreneydin ya. Yak kızı mı alıp gitseler? Ya sen ne istediğini bilmiyorsun ha Bedar. Bir diyorsun ki kızı onlardan kurtarmak lazım. Bir diyorsun ki kızı İstanbul'a göndermemek lazım. Ya ne istediğine bir karar ver Bedar, karar ver. Ben Sıla'mı dizimin dibinde isterim. Ama yüzü de gülsün isterim. Kızım su ne oldu? Getiriyorum baba. Getirme kalsın. Suyuna da, anasına da, danasına da lanet olsun. Ya ne yaptınız? Ne yaptınız da bu kızı böylesine korkuttunuz? Beyler, kimseyi zorla tutamazsınız. Bu ülkede hak var, hukuk var, yasalar var. Küçücük bir kızı zorla evlendirmek ne demek oluyormuş? Nasıl size yalan söylendiyse bize de yalan söylendi. Artık geri dönüş yok bunun. Ne demekmiş dönüş yok? Tek celsede boşanırsınız efendim. Bizde boşanmak yoktur. Ölüm ayırır ancak. Bunu mahkemede anlatırsınız artık. Nasıl korkuttunuzsa kızcağızı artık bizimle birlikte gelmek bile istemiyor. Onun istemesiyle bir şey değişmez. Artık evli bir kadın o. Kocası ne derse olur. Yavrum. Ne demek gelemem? Ha?
Sana kötü bir şey mi yaptılar? Hayır, hiçbir şey olmadı. Nedir bu halin? Niye gelemiyorsun? Eğer ben gelirsem Azad'ı da Narin'i de öldürürler. Kimi? Abimle karısını. Aa, ne demek bu? Niye öldürsünler? Töreleri böyle. Ne olur anla beni. Nasıl söylersin böyle bir şey? Bu insanlara boyun mu eğeceğiz? Yok mu bunun bir yolu? Tek bir yolu var. Onları da alıp gidersek buradan olur. Sadece beni kurtarmanız yetmez. Benim özgürlüğüm onların ölmesi demek. Peki ne yapacağız? Bizi kaçırın. Bak, gene kalkmaya çalışıyor. Nereye? Doktor kıpırdamadan dinlensin demedi. İki dakika yatamadın ha. Merak ettim işte Narin'im. Ne yaptılar acaba? Bu İstanbulluların huyunu suyunu da pek bilmiyoruz ki. Düşünme sen şimdi bunlar. Dinlen ki çabuk iyileşesin. Mühim olan sensin. Başımıza açılmadık, dert kalmadı Narin'im. Çileliymiş yazgımız Azad'ı. Bazen sevdalanmak da suç herhalde. Amma kanlı oldu bu aşk. Senin de yüzünü bir gün güldüremedim. Her gün sıkıntı, her gün dert. Olsun. Bak, bugün de yaşıyoruz şükür. Bugün de yan yanayız. Çok şükür. Benim onurlu kızım, seninle gurur duyuyorum. Sen üzülme. Ben seni kurtaracağım. Hepinizi kurtaracağım. Ama onların yaptığı gibi insan kaçırarak değil. Bu çok zor ama. Burada sadece onların sözü geçiyor. Merak etme. Ben onlara söz geçirecek insanlar da tanıyorum. Seni burada bırakacak değiliz ya. Yalnız beni değil. Tabii tabii. Onları da. Artık gidin. Bak, yarın Ankara'da oluruz. Geri döndüğümüzde sizi gelir alırız buradan. Oldu mu? Tamam. Seni seviyorum yavrum. Ben de sizi seviyorum. Canım. Sen biraz daha dayan. Olur mu? Tamam babacığım. Artık hiç korkmuyorum. Geldiniz ya. Beni yalnız bırakmadınız ya. Yavrum. Anneciğim. Emre. Hadi gidiyoruz. Kalsaydınız. Merak etmeyin. Gene geleceğiz. Başım gözüm üstüne. Her zaman beklerim. İki gün içinde buradayız, merak etme. Hayırlı yolculuklar, Allah'a emanet olun. Güle güle. Sağ ol. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Sıla. İşinize karışmak istemem ama Sıla'yı bırakmamalıydık. Temelli bırakmıyoruz ki. Nasıl olsa hepimiz çok yakında evimizde olacağız. Siz geçin. Geçin, geçin. Mi içiniz acımadı bilmiyorum derken. Oyun oynadınız. Hepimizi aldattınız. Haklısınız. Hiç tanımadığı biriyle evlendirdiniz. Hapsettiniz onu buraya. Bu nasıl bir ana yüreğidir? Kimsenin yüreğine harçım vurup sevgisini ölçemezsiniz. Benim kızım burada ölür. Sevseydiniz bunu bilirdiniz. Sen de ana olaydın. İki parmağımı kestiğinde acıdı mı? İkisinde de kanadığını bilirdim. Ne oğlum için kızım, ne kızım için oğlumu feda edemem. Feda etmedin ama kurban ettin Sıla'yı. Siz onun için onu doğuran iyi kalpli bir anneydiniz. Melek olmuştunuz, uçuyordunuz havalarda.
Keşke hep öyle kalsaydınız. Can peri perişan, eşim dostum uyansın, imdadımın vakti. Aziz! Buyurun. Misafirlerimiz yabancıdır. Yolu kaybedebilirler. Arkalarından usulca takip edin. Şehri terk ettiklerinde de bana haber verin. Başım üstüne al. Keşke kalsaydı annemler. Belli özlemişler seni. Sen doğru olanı yaptın Sıla. Sanma ki istediğim için. Sadece Azat ve Naren için. Aynı senin gibi. Teşekkür ederim. İlk uçak 3 saat sonraymış. Neşe, istersen sen de Emre ile beraber git ha? Yok yok, seni yalnız bırakmam canım. Seni nerede bırakalım Emre? Aslında şehir dışına çıkmadan insem iyi olur. Burhan, Emre Bey'i uygun bir yerde bırakıver, olur mu? Bir şey mi istediydin gelinem? Ayşe, benim banyo yapmam gerek. Sen yukarı çık, ben hemen hazır ederim banyoyu. Sağ ol. Hadi uyu artık biraz. Ha? Kaç gündür gözünü kırpmaz. Bütün bu olanlar kızın psikolojisini alt üst etmiş. Nasıl halledeceğiz bu kadar şeyi? Her zaman yaptığımız gibi. Hep yanında olarak. Sevgimizle onu kuşatarak. Bir sorun çıkmaz değil mi? Merak etme. Kızımızı alacağız. Alacağız. Hepsi Celil'in halt yemesi. Sen kızı ver, sonra al getir, habersiz gelin et. Olacak şey mi bu? Adamlar ne dese haklı. Anamın bunu onun yanına koymam. Kafasızlığın cezasını çekecektir. Davar oğlu, davar. Ağam, kusura bakma ağam. İznin varsa bir şey demem gerek. Ne oldu Aziz? Senin dediğin gibi peşlerinden gidiyorduk. Birden bizden olduğunu anlamadık. Erkan Beylerin arabası karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Ne? Sıla. Girme. Bir bakar mısın bana? Ne var? Söyle, duyuyorum ben. Dışarı gelmen lazım, lütfen. Ne var?
Seninle konuşmamız lazım. Yine ne var? Ne var? Otur istersen. Nedenmiş? Sıla otur. Oturmayacağım. Sıla. Anneler giderken bir kaza geçirmişler. Ne? Bir kamyonla çarpışmışlar. İkisi de Allah rahmet eylesin. Ne bu? Yeni numaranız mı? Şimdi de annenle baban öldü, unut gitsin mi demek istiyorsun? Bunun yalanı mı olur Sıla? Ne olduysa onu söylüyorum. Olamaz. Bana yalan de. Sıla. Can peri perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sıla'ya giden döner de bir gün. Thank you.